Fazlacılar muhabbeti iyiydi ya. Doktor ne yapıyorsun, iyi misin? Hastalar iyi mi? İyi olmaya çalışıyorlar. İyi olmaya çalışıyorlar. Hiç iyi hastan yok mu ya? İyileşen var mı? Hepsi hastalık psikolojisinde yani. Hasta emrince zaten hasta oluyor. O da güzelmiş. Hadi sorun bakalım. Murtaza nasılsın ya, iyi misin? Allah razı olsun, hamdolsun. Mikrofonu açın abiciğim. Çanakkale'ler mikrofonsuz konuşamıyorlar. Ben güncel olan konulardan biri darbe hakkında konuşacağım. İstediğini sor. Konuşacağım mı? Yok, soracağım. Soracağım, pardon. Konuşacaksan gel buraya oturacak. Şimdi baktığımız zaman darbenin neticesinde İslam'ın üzerindeki algılar, Müslümanlara yönelik baskılar, dinlere, tarikatlara, bu noktada yol ehline olan baskıların arttığını görmeye başladık. Yani eski o 28 Şubat'taki o dönemdeki aklın tekrar hortlamaya başladığını gördük. Şimdi insanların devletine, askerine, polisine olan zafiyeti ve milletin de kendi içinde, yani kendini daha üstün görme noktasındaki nefsaniyeti bir kısım arttı. Yani artık kontrol altına alınma noktasında bazı sıkıntılar yaşanılabilir. Çok iyi. İşte bu hususta aslında arka plandan şeytanın emelini gerçekleştirdiğini, bu noktada gerçekten bu darbenin Müslümanlara ve müminlere bir darbe olarak amacına kavuştuğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Yoksa biz ben bir toz pembe mi bakıyoruz işe de arka taraftan şeytan hani benim işim oldu deyip sırıtıyor mu? Bu noktadaki görüşleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Darbe vardır. Normalde darbenin iyisi kötüsü olmaz ama yani siyaset çıkmaza girmiştir. Böyle bir şey olmuştur. İnsanlar o çıkmaza giren şeye el koyarlar. Askeri olarak değil. Onun adı darbedir. Millet el koyar mesela. Böyle bir kalbi bir şey oluşur. Kalbi bir şey oluştuktan sonra milletin kendi yerel olarak belirli şeylerde el koyarlar. Darbe bir de bu açıdan bakmak lazım. Milleti oturtturamazsınız. Milleti bu noktada sindiremezsiniz. Millet günlerce işte sokaklarda durur. Günlerce caddeleri doldurur. Ülkeyi kilitler. Bu da yoldur çünkü. Bütün insanlar sokaklara çıkar, ülkeyi kilitler. Memurlar işe gitmez, işçiler işe gitmez. Bakkal çakkal kapatır. Bütün her yer kilitlenir kalır. Bu da bir darbedir. Bunu bir kenara yazın. Bu hayal edilip de, benim hayal edip de gerçekleşmeyen darbe. Bu normalde en üst seviyede entelektüel bir şey. Bütün insanlar o kadar bir şuurlanır, o kadar şuurlanır. Herkese dersiniz ki hayatınızı minimize edin. En aşağı noktaya çekin. Hani bazen zaman zaman söylüyorum ya, Güneydoğu'da azıyor o azgınlar. Azdıkları zaman diyorum ya, bütün halk olarak, millet olarak elimize bir tane çakı bıçağı almadan yürüyelim Güneydoğu'ya. 70 milyon var, 20 milyonu yürüsün Güneydoğu'ya, 30 milyonu yürüsün. Bu önlenemez bir şey çünkü. Bunları zaman zaman hayal ediyorum ben. Diyorum ki bu PKK terörünü dindirmek için
20 milyon insan yürüsün, bir ay boyunca Güneydoğu'ya el koysun, sivil olarak. Dağına, taşına, toprağına konsun. Öldürecekse PKK, kimleri katletecekse etsin. Şehit olacak, şehit olacağız. Bir seferde bitecek mesela. Veyahut da Haç'ta vize var ya, örneğin. Bütün insanlar, hacca gidecek olanlar evlerinde ihramlansın, yürüsün. İhramlı bir vaziyette. Herkes alsın eline pasaportunu da. Bu vize de nereden çıkmış? Bir kimse kendi inancının gereği Beytullah'a gidecek. Bütün Müslümanların ortak malı orası. Yer olarak da ortak malı, yönetim olarak da ortak malı. Müslümanlar oraya bir yönetici seçmeli. Müslümanlar oraya bir yönetici atamalı. Müslümanların ortak yeri. Oranın güvenliği de Müslümanlardan sorulur. Hizmeti de Müslümanlardan sorulur. E Müslüman kendisi gidemiyor ki. Sıraya koymuşlar, 10 yıl sonra gidiyorsun. Vize koymuşlar, 100 bin kişi gelecek. Çekil git yönetemiyorsan. Ne kadar Müslüman gitmek istiyorsa her sene gitsin. Aç kapısını, penceresini. Sana ne? 5 yıldızlı otelde, 5 yıldızlı uçakla mı gitmek zorunda? Yol bulabilen gidebilsin demiş ayet-i kerimede. Bir kimse alsın pasaportunu, yürüsün. Zaman zaman böyle benim sivil darbe düşüncelerim var. Bunu bütün ümmet-i Muhammed yürüse ne yapacak? Sana ne kardeşim? Ya 1 milyar gelirse 1 milyar gelsin. Sana ne? Allah mısın? Allah tanzim eder onu. Sen ne karışıyorsun? Sen hizmet et gelene. Bunlar geleni tanzim etmeye çalışıyorlar. Gelene hizmet edeceklerine geleni tanzim ediyorlar. De ki hizmet edemiyoruz biz. İyi edemiyorsan çekil kenara. Senden su isteyen yok, ekmek isteyen yok. Ekmeksiz kalırsa seneye gitmesin adam. Susuz kalırsa seneye gitmesin. Ne bileyim işte rahatı bozulursa gitmesin seneye örneğin. Bunun gibi böyle benim zaman zaman tellerin yandığı zamanlar oluyor. Yani bir ümmetin kitleler halinde belli şeyleri yapması gibi. Normalde işte bu darbe teşebbüsüne de millet ritmik olarak kitlesel cevap verdi. Hani dedik ya darbeye darbe yapıldı diye, ritmik olarak darbeye darbe yaptı millet. Tabii bu darbeye darbe yaparken de muhakkak bu işin devlet yanı var, siyaset yanı var, milletin yanında bir yeri var, bütün her şeyde bunun yeri var. Bunların hepsi de kendi içerisinde kendine ait bir organizasyon veyahut da ilahi el yordamıyla olan bir şey. Bu olan hadiselerin neticesinde ben Müslümanlara, yani dinini yaşayan insanlara ve dinini saf din noktasında yaşayan insanlara ben bir sıkıntının geleceğini tahmin etmiyorum. Gelse dahi. Hani kurunun yanında yaş da yanar derler ya, o ayıklanır o. Ben onun ayıklanmayacağı yanında değilim. Ama ve lakin bu saatten sonra biz bunu 28 Şubat'tan sonra bir dönem yaşadık. Yani cemaatlere ve tarikatlara karşı negatif propagandadan bizim de bu noktada etkilenmedik desek yalan olur. Ama ve lakin siz doğruysanız, yaptığınız işler doğruysa ve siz doğru yolda gidiyorsanız ondan en az sıyrılan siz olursunuz. Zaman zaman bunu böyle temcit pilavı gibi önünüze koymaktan dolayı değil, bizim bu noktada verilmeyecek bir hesabımız yok. Saklı gizli herhangi bir şeyimiz de yok. Meydandayız biz. Her şeyimizde meydandayız. O yüzden benim bu noktada çok umurum değil. Açık konuşmak gerekirse. Yani öyle ya ne olur ne olacak diye 28 Şubat'ta da düşünmedim. Şimdi hiç düşünmüyorum. Bakın 28 Şubat'ta düşünmedim, şimdi hiç düşünmüyorum. Ha Müslümanlar açısından buradaki hani dini kendince yapılanmalar var, onlar problem yaşar mı? Kendilerince yaşarlarsa yaşarlar. Nasıl problem yaşarlar? Kendi müntesiplerinden toplayacak oldukları paralarla hizmet etmeyi düşünenler için Türkiye'de sıkıntılı günler başladı. Evet.
Bu doğru. Bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim öyle bir aidat toplama, öyle bir himmet toplama, para pul toplama, çek senet toplama, böyle bir işimiz yok bizim. Böyle bir işimiz olmadığından dolayı hiç umurumda değil. Hani meşhur bir laf var, bizim annem çok kullanırdı onu, Allah rahmet eylesin. Akşam yemeğim senden mi geliyor derdi. Akşam ekmeğim ondan mı gelir der, çıkardı. Bizim kimsenin akşam ekmeğine kimseden gelmiyor. O yüzden umurumuzda değil. Millet para toplamayacakmış, çok umurunda. Hiç ömrüm boyunca yurt yaptıracağım, ne o, kurs yaptıracağım, okul yaptıracağım diye, hastane yaptıracağım diye böyle bir şeyin içerisine girmedik. Zaman zaman böyle yeni gelen kardeşler bize böyle çok heyecanlı bir şekilde bunları bize söylediler, yurt yaptıralım, kurs yaptıralım, okul yaptıralım diye. Biz uzak durduk. Zaman zaman birkaç tane, çok olmasa da bir iki tane çıktı. Milletten bizim haberimiz yok, sonradan haberimiz oldu. Yok zekat toplamış, yok bunu yapmış. Biz ona da uyardık, dedik ki buradan çarpılırsın. O da çarpıldı gitti zaten. Bizim içimizde bu tip şeyler nefes almaz. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. O bir kılıca çarpar, kendi kendisini lime lime kestirir, attırır kenara. Hem de benim meşhur bir lafım vardır. Ondan sonra Allah bizi affetsin. Derim ki böyle bir kimseye sivrisinen vızıltısı yeter derim. Yeter. Mustafa Mercan'ın birilerine yettiği gibi. İçimden gelmezse şimdi, onu da söylemezsem içimde ukde olur şimdi. Onu bir tane hiç beğenmediğiniz, hiç kimsenin beğenmediği bir kimse alır adamı, ne o? Hani Yunus söylüyor herhalde, öyle olması lazım. Kimin söylediği şimdi aklıma gelmedi. Bir sivrisinek bir fili diyor yere devirdi. Vallahi de gözümle gördüm, billahi de. İnandım diyor, bir sivrisinek bir fili yere devirdi. Bir yerde daha geçiyor böyle bir şey. Bir sivrisinek diyor filin hortumundan almış yere vuruyordu. Şimdi onun mecaz olarak baktığında, yani işte sivrisinek fili yerden yere vurur mu? Vurmaz ama vurur. Nasıl vurur? Senin maneviyatta hiç güç, kuvvet, kudret görmedin. En aşağı gördün kimse. Sen de kendini fil gibi görürsen alır senin hortumundan, tutar burnundan, yerden yere çakar seni. Biz de seyrederiz böyle. Deriz ki hikmet var. Bir sivrisinek bir file yenilir mi? Yenilmez. Ama sivrisineğin arkasında ilahi bir el var ise, sivrisineğin arkasında ilahi bir kudret varsa fili yerden yere çakar mı? Çakar. Biz çekiliriz kenara, deriz ki yani ondaki hikmeti görürüz. Ne yaptı da sivrisinek bunu yerden yere çaktı? Kimseye hafife alma. Kendini de emin görme. Kendini de güçlü kuvvetli de görme. Bir sivrisinek bir fili çakar mı yere? Çakar. Hatta hortumunun üzerinden çakar da ayaklarını debeletir mi havada? Debeletir. Bir sivrisinek yapar mı bunu? Yapar. Bunda bir kinaye var. Kinaye var. Şimdi halkı sivrisinek gibi görüp de kendisini fil gibi görenleri sivrisinek çaktı yere. Darbeye darbeyle karşılık verdi. Ama bunda Müslümanlar şimdi zaman zaman da işte daha önceleri de söylüyorlardı. İşte bu hükümet, bu cumhurbaşkanı cemaati bitirme kararı aldı. Gelin beraber bununla mücadele edelim, sıra size gelecek. Bana söylenen buydu. Ben de diyordum ki 28 Şubat'ta biz sıramızı savdık, sıra sizin şimdi. Nasıl yani? Ya 28 Şubat'ta bize selam bile vermediniz. 28 Şubatçıların yanında esas duruşta durdunuz.
bizimle kardeş olmanız gerekirken gittiniz 28 Şubatçıların, çok affedersiniz, eteğini öpmekle kalmadınız. Yaladınız her şeylerini onları. Ya biz o zaman ensemizde boza pişiyordu bizim. Siz de bize diyordunuz ki bırakın bu işleri. Ya gelin cemaata. Ya bunu görün artık. Dünyanın bir numarası bu cemaat. Ben de diyordum ki onlara, siz daha 40 yıllıksınız. Olmadınız bile. Benim içinde bulunduğum yol en kısası 1300 yıl. Ben 1300 yıllık, 1350 yıllık bir yolun müntesibiyim. Siz daha 100 yılı görmediniz. Böyle bakıyorlardı. Diyorum ki 1300 yıldan beri bu yolda yürüyenler ezilmişler, sıkılmışlar, büzülmüşler, sürülmüşler, asılmışlar. Her türlü zorluğu, sıkıntıları çeke çeke gelmişler. Çile doldurmuşlar. Kimisinin boynuna asılmış hiçbir şehre girmeyecek diye boynunda fermanla gezen olmuş. Kimisinin boynuna bukağı koymuşlar, onunla gezmiş. Kimisini sürmüşler şehirde, çölde yaşamış. Hazreti Mevlana'nın Celaleddin Hazretleri'nin üzerine atılan iftiralar az değil. Şemseddin-i Tebrizi'ye atılan iftiralar az değil. Hacı Bayram-ı Velisi'nden, Üftada'dan, Mahmud-ı Dâi'den. Bunların hepsi de çile çekmişler. En yakını 600-700 yıllık Pir Efendilerin. Onların geldiği yollar var. Yol dediğin zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine kadar gidiyor. Hadi Cihariyar Güzin Efendimiz zamanında züht noktasında yol yaşanıyor. Ondan sonra zühtten işte bir tasavvuf yolu noktasına geçilmiş. Ama sonuçta o yolun çilekeşleri var. 1400 yıllık bir yol var. Sen 30 yıllıksın da 40 yıllıksın. Senin ne olacağın belli değil. Bak sonunu seyrele diyorum ben. Bak sonunu seyrele. Biz bir şekilde hayatımızı yaşamaya devam ederiz. Biz kapıda polis bekler, biz de içeride zikrullah'a devam ederiz. Bizim işimiz akıl erecek gibi değil. Buradan 100 kişi çıkar, polis 5 kişi görür onu. Bu akılla alakalı değil. Ödemiş de zikrullah yapıyoruz caminin ortasında. Polis gelmiş, muhasara altına almış. Ben gözüm bir ara açtım, polisler sıralandı dışarıda. Camiden içeri giremiyorlar. Dışarıdan gördüm sıralı. Bizim arkadaşlara dedim ki yumun gözünüzü, hiç kimse gözünü daha açmayacak. Gözünü açanın dedim manen gözü kör olur. Hem de olur. Vurduk zikrullah, bitti, oturduk, dua ettik, amin dedik, polisler girdi içeri. Ne yapıyorsunuz dedim, Mevlüt okuyoruz dedim. Aha Mevlüt kitabı da ortada. Dedim arkadaşlara, hadi arkadaşlar geceniz hayır olsun. Tık 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 herkes çıktı. Hiç kimse durmuyor. Dedim hızla evlerinize dağılın arkadaşlara. Herkes çıktı, polis girdi içeri. Çıkarken polis içeri girdi. Ben içeride oturuyorum. Dedi ne yapıyorsunuz? Mevlüt okuyoruz kardeşim. Aha Mevlüt kitabı. Ne Mevlüt dedi? Babama Mevlüt okuttum dedim rahmetliye. Ondan sonra hayır bir dedi karakola kadar gidelim, gidelim. Ne var dedim ben, şikayet var. İyi gidelim. Ondan sonra tabii imama da ben her ay maaş veriyorum. Caminin imamına. Dedim biz orada her hafta Mevlüt okuyacağız. Sen al Mevlüt okumuş gibi. Dedim bir iki seferde gel. Bir iki ondan sonra Allah adını zikredelim evvela de. Karakola çağrıldığında dedim biz Mevlüt okuyoruz orada de. Oğlu da derslere gelip gidiyor. Senin gelmediğin zamanlar dedim. Oğlan okur orada Mevlüt'ü. Ondan sonra neyse tabii biz gittik karakola. İşte şimdi karakol amir soruyor şeye, polise. Kaç kişilerdi diyor. 5-6 kişilerdi amirim diyor.
Biz 60-70 kişiyiz içeride. Tekrar soruyor amir. Yazacaklar ya. Diyor kaç kişi vardı? 5-6 kişi vardı diyor. O saranları 1-2 kişiye daha sordu. Kaç kişi? 5-6 kişi. Kaç kişi? 5-6 kişi. Sanki böyle şey yapmış gibi. Bana dedi Mevlüt 5-6 kişiyle mi oluyor? O kadar insan tanıyor beni. Ben Bayındırlıyım dedi. Beni o kadar insan tanıyor dedi. Beni 5-6 kişi tanıyor yani. Onlar 5-6 kişi deyince ben de dedim o kadar insan tanıyor beni. Yani 5-6 kişi mi izlediniz dedi. Dedim amirim tekrar benim üzerime gelip beni utandırma dedim. Aziz diye dedim. Yazdı. Söz konusu olan şikayet mahalline gidildi yazdırıyor. Şikayet mahallinde mevlüt okutuldu. 5-6 kişinin olduğu. Ondan sonra söz konusu olan şikayetlinin aslen işte Bayındır doğumlu olduğu, burada tanıdığının olmadığı, o yüzden 5-6 kişiyle mevlüt okutulduğu, ondan sonra mevlüt okuyan hocanın oğlu, ondan sonra o da dedi tamam mı? Az olunca dedi babam beni gönderdi dedi. Ondan sonra işte cami imamının oğlunun mevlütü okuduğu, para aldın mı dedi, almadım amirim dedi. Ondan sonra tekrar söyledi. Yok almadım dedi. Biz dedi tanıyoruz dedi. Aynı yerde iş yerinde çalışıyoruz. O yüzden dedi. Ben seyrediyorum sadece. Ha dedim Allah isterse dedim 50-60 kişiyi de 5-6 kişi gösteriyor mu? Gösteriyor. Bizim işimiz onunla. Biz ona sağlam yapışırsak o bizim 500 kişimizi 50 kişi gösterir. 50 kişimizi 500 kişi gösterir. İmtihan eder mi? Eder. 50 kişiyi de 500 kişi gösterir mi? Gösterir. O yüzden hiç umurumda değil benim. Ya işte Müslümanlar sıkıntı çekermiş. Çeksin. Çekmesini istemem ama çeksin. Cennet ucuz mu? Geçmiş ümmetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete mi gideceğinizi zannediyorsunuz? Siz yeter ki hainlik yapmayın. Olur olmadık yerde kalkıp da birilerinin düğmeye basıp da darbe yapmaya kalkmayın. Olur olmaz CIA ajanlarının peşine düşmeyin. Bu. Size gelip de bir CIA ajanı şunu şöyle yap, bunu böyle yap derse kardeş biz yapamayız de çekil kenara. O yüzden derim ben zaman zaman başınızdaki zakirlerinizi dost doğru tabi olun. Üstadınıza dost doğru tabi olun. Birinin kulaktan dolma haberiyle hareket etmeyin. Sakin olun, sabırlı olun, bekleyin. Sorun. Kendi kafanızdan iş yapmayın. O yüzden ben Müslümanların bir sıkıntı çekeceklerine inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Bu benim dediğim şey böyle salt, Kur'an sünnet dairesinde Allah rızası için koşan insanlar. Ama öbür türlü adam akçeli işleri varsa vallahi isterse yerin dibine batsın. Bana ne? Hiç beni ilgilendirmiyor. Bana diyorlar hiç mi üzülmüyorsun? Hiç üzülmüyorum diyor. Hiç üzülmüyorum. Burnunun ucundaki fakir fukarayı görmeyip de kalkıp da oraya buraya milyon dolarları peşkeş çekiyorlarsa vallahi batsınlar nereye kadar batıyorlarsa batsınlar. Bana ne? Kendi işçisine, kendi yanında çalışanlara 2 lira borcu olunca tepesine binen, ne bileyim bir zekatını vermeyen veyahut da kendince mal sattığı insanlara iflas etmiş, bir şekilde sıkıntı yaşamış. Onları rahatlatmayıp adamın malına adam herkes iflas edebilir. Herkes ya hata edebilir. Herkes para kaybedebilir. Ya senin bu esnafın senden mal almış yıllardan beri. Sen de ona mal satmışsın, para kazanmışsın. Dön bir şekilde onun zekatından onu temizle.
Dön bir şekilde, onun bir yolunu bul, o adamı temizle. Adamın borcu var sana. Adam ticaret yapacak, gene devam edecek ticaretine. Sen gene ondan para kazanacaksın. Para kazanıp kazanmaman da önemli değil ya. Bir kişiyi borçtan kurtarmak, bir kişiyi sıkıntıdan kurtarmak, cennet satın almak gibi. E sen bırak onları. İnsanlar böyle çünkü. Bırak onları sen. Cemaatte baş köşeye tutturacağım, yok Amerika'ya götürecekler, el öptürecekler diye. Yaz çekleri, sırala milyon dolarları, ver senetleri, sepetleri. Git Amerika'da, gitti elini öptü, cennetlik oldu. İki gün orada kaldı, cennetlik oldu. Kaça mal oldu diyorum ben de, soruyorum. Kaça mal oldu? Kalıyor. Ya sen alışveriş ettin bir kimseden. 5 lira alacağın olunca adamın nününü sıkıyorsun. Çeviriyorsun kolu, faiz üstüne faiz yüklüyorsun adama. Ondan sonra git cemaate şundan yaz. Ondan sonra git işte elinden öp gel. E şimdi de bizi topluyorlar. Az bile yapıyorlar, geç kaldılar. Devletin de kiramen katibin melekleri var. Yazıyor devlet. Yazıyor, yazacak. Daha hepsini de toplayacaklar. Toplasınlar zaten. Aslında bütün cemaatlere, tarikatlara hepsinde girmeleri lazım. Kim para toplamış? Bangır bangır bağırıyoruz. Ücret istemeyenlerin peşinden gidin. Öyle bağırdıkça diyanetçisi de, cemaatçısı da, Süleymancısı da, Nurcusu da, Narcısı da, Sufisi de, tarikatçısı da rahatsız oluyor. Ulan bütün herkes rahatsız oluyor. Sufiler de rahatsız oluyor. Diyoruz dergi satmayın, kitap satmayın, gazete satmayın, İslam bu değil, dilenmeyin. Hepsi düşman oluyor. Hepsi dolaylı laf gönderiyor, dolaylı tehdit ediyor. Aha meydandayız. Aha meydandayız. Yok abilere hesap soracaktı, yok Sadatlara hesap soracaktı, yok işte bilmem nelere hesap soracaktı. Meydandayız kardeşim, kim ne hesap soracaksa gelsin. Yok savcılar harekete geçir, git savcının karşısına. Ne yapıyorsunuz? Ne yaptığımız meydanda? Biz biliyoruz onların nereden kaynaklandığını. Allah'ın hesabı var. Biz Allah diyoruz. Getiriyoruz hadis kitabını, hadis okuyoruz. Koyuyoruz Mesnevi ortaya, Mesnevi okuyoruz. E koyuyoruz Füsus'u, Füsus okuyoruz. Meydanda ne okuduğumuzda? Kaçak göçek değil bizimki. Arada ben bir höykürüyorum ya, ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz, bir kişiden istediysem çıksın diye, bunlardan dolayı söylüyorum bunları. Arada kılçık atıyorlar bize. Arada iki tane sivil geliyor. Mustafa Bey buyurun. İşte yukarıda sohbet eden siz misiniz? Evet. Siz? E biz işte şuradan geliyoruz. Kendi kafanızdan mı geldiniz, savcılık mı gönderdi diyorum ben. Ses yok. Hiç önemli değil diyorum ben. Biz devletin karşısında konuşacak bir şey değiliz. Kafanızdan geldiğinizi bile bile diyorum. Oturun, çay söyleyeyim size. Sorun soracağınıza. Kafalarından geldiler, biliyorum. Aslında hukuken de hakları yok, onu da biliyorum. Hukuken hakları yok. Bir de onları söylüyorum yüzlerine. Bak diyorum, bir telefon açarsam sizi şimdi diyorum ben, istersen sizi burada tutuklatırım. Ama ben diyorum devletimi, milletimi seven insanım. Sizin ne sebeple geldiğinizi de biliyorum buraya. Oturun çay için diyorum ben. Çay söylüyorum. Sorun soracağınızı şimdi. Ben öyle deyince kalıyorlar. Ya işte hakkını helal et. Hacı abi seni seviyoruz da. İyi kardeş, derdini söyle. E cemaate laf atmasan, oğlum ben cemaate laf atmıyorum. Benim ağzımdan cemaat lafı çıkmaz, tarikat lafı çıkmaz.
Benim ağzımdan şahıs lafı çıkmaz. Zekat parasından yurt olmaz. Zekat parasından cami olmaz. Zekat parasından ev, han, hamam olmaz. Zekat parası fukaranın parası. Allah bu parayı sana emanet olarak verdi. Birinci derecede fakirlere, ikinci derecede miskinlere. Bu zamanda diyorum, üçüncü derecede Kur'an ve sünnet noktasında cihad eden parasız kimselere. Dördüncü noktada bu zamanda ne? Borçlulara, yolculara, bunlara vereceksiniz diyorum ben. Bunu söylüyorum size. Neden alındınız? Ayetle sabit. Bize öyle demediler. Bize de bakın dedim ben. Size duyduğunuzla hareket etmek size yalan olarak yeter. Duyduğunu aktarmak yalan olarak yeter. Hadis-i şerif. Kardeş, bizi bunlarla siz yıldıramazsınız. 28 Şubat'ı yaşamış bir insanız. Oturun çayınız için, kahveniz için. Beni ilgilendirmiyor kimsenin acısı hocası. Beni ilgilendirmiyor. Ama ben Kur'an ve sünnet dairesinde doğruyu söylüyorum. İnsanları sınıflandırmayın diyorum. Doktorlar bir yere, mühendisler bir yere, 50 milyar ödeyenler bir yere, 100 milyar ödeyenler bir yere. Şunlar şurada sohbet edecek. Ya yok böyle bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Mekkeli müşrikler geldiler, dediler ki ya Resulallah, zenginler bize ayrı sohbet etsen, bize ayrı sohbet etsen. Hazreti Peygamber canhıraş bir kişinin imanını kurtarmak için yanıyor. Bir an için olabileceğine dair artık düşündü, düşünmedi. Bir anlık hemen Cenab-ı Hak ayet-i kerimeye gönderdi. Ey Habibim! O gece gündüz Allah'ı zikredenler var ya, evet, nefsini onlarla beraber oturtmaya zorla. Peygamberine söylüyor. Nefsini o gece gündüz Allah'ı zikreden kimselerle oturtmaya zorla. Nefsini kime zorlayacakmış ümmeti Muhammed? Gece gündüz Allah'ın rızasını umaraktan Allah'ı zikredenlerle beraber olmaya zorlayacak. Ya Allah'ı zikredenlerle. Bu söylediğimiz, nefsini bununla zorla. Oh, gelsin kebaplar, gitsin kebaplar, yensin yemekler, içilsin şeyler, vatan kurtarıyor bunlar. Memleket kurtarıyor. Oh, buraya terlemeye gelince beğenmiyor buradakiler. Beğenme. Şimdi parmaklıkların arkasındasın. Beğenmediklerin burada Allah'ı zikrediyor yine. Şimdi evinde rahat yatamıyorsun. Beğenmediklerin Allah'ı zikrediyor burada. Gece var mı yattığında rahatsız olan? Yok, huzur içinde yatıyor. Allah'ım dedim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hain değiliz. Hainlikten suçlanmıyoruz, darbecilikten suçlanmıyoruz, para ütmekle suçlanmıyoruz, paralarını yedirmekle, yemekle suçlanmıyoruz. Ne korkum olacak? Ne düşüncem olacak? Vallahi hiç düşüncem yok. Hiç ha. Verilmeyecek hesabım yok. Hiç umurumda değilim. Birini bir yere katmak için birinin hakkını yemedik. Üniversite sorularını çalmadık. KPSS sorularını çalmadık. Askeri lise sorularını çalmadık. Bize ne? Bizim arkadaşımız müdür olsun diye oradaki müdürün başına çorap örmedik. Bize ne? Aman bizim firmamız iş yapsın deyip de öbür firmalara maliyeyi göndermedik. Aman bizim firma iş yapsın diye o filanca firmanın malını gümrükte bekletmedik kasti olarak. Aman filanca abinin şirketi iş yapsın diye adam getirmiş malı dışarıdan, onun malına uyduruktan bir rapor yazdırıp onun malını gümrükte bekletmedik. Hain bunlar. Bize ne?
Adam aman cemaate yardım etmeye diye iki tane maliyeyi göndermedik, maliyeci. Yaşayan bizatihi adam anlattı bana. Adamın böyle gözleri dolu dolu anlattı. Adam diyor ki ya cemaate alıyoruz dediler diyor, 1 lira diyor. İşte özür dilerim 10 lira karla diyor, işte bilmem ne makinası verdim toptan diyor. Şu gün para, bugün para dediler ki diyor işte gel filanca yere, orada abiler ödeyecekler, gittim oraya diyor. Bana dediler ki diyor bunun yarısını cemaate himmet olarak kestik biz. Demiş ki yok öyle şey. Bunu kapatmışlar kapıları orada. Şimdi bu adam da böyle normal bir kimse değil. Yani telefonu kaldırdığı zaman o zaman için cumhurbaşkanıydı şeyle, ne o? Neydi eski cumhurbaşkanı? Abdullah Gül'le falan konuşuyor. Öyle bir kimse Bursa'da. Biraz da kendine de güveniyor. Demiş yakarım sizi. Demiş yakarım sizi. Demiş benim paramı akşamüstü getireceksiniz. Neyse diyor bağırdım çağırdım kendimi attım hocam dışarı diyor. Ben dedim ki ya onlar seni böyle bırakmazlar, arkandan maliyeci gelmiştir dedim. Vallahi geldi dedi. Ben içeri girdim dedi, ardından dedi 3 tane maliyeci geldi. Dedim ne yaptın? Geldiler dedi. Ondan sonra işte defterleri çıkar, şunları çıkar, bunları çıkar. Biliyorum ben dedi meseleyi dedi. Hemen dedi o imamlarına kaldırdım telefonu. İki tane dedi 16'lıyı koydum dedi masanın üzerine. İmamlarına telefon açtım dedi. Bu köpeklerini buradan çekeceksen çekeceksin, çekmeyeceksen bu 3 tane köpeğini burada şimdi demiş. Mermi manyağı yapacağım, kalmayacağım demiş. Geleceğim sizi mermi manyağı yapacağım orada demiş. Ondan sonra demiş hicret edeceğim buradan, göçeceğim demiş Türkiye'den. Geldiğim yere demiş. Kapatmış telefonu, cınk onların telefonu çalmış. Yemin billahi diyor adam. Diyor kimle görüştülerse diyor, dediler ki diyor işte filanca bey size 80 liralık bir ceza keselim, siz bizi yanlış anladınız. Demiş 80 lira değil 8 lira kesin demiş, yemin etmiş şöyle olayım böyle olayım sizi kurşuna diyeceğim demiş burada. Bunlar pılınların pırtılarını toplayıp gitmişler. Kaldırmış telefonu, demiş parayı demiş bugün getirmeyin, yemin ediyorum demiş geleceğim basacağım oraya demiş. Yayılım ateşini tutacağım demiş, yarım saat sonra para da gelmiş. Böyle anlattı, dedim git savcıya, de yaptı, git savcıya deyince. Bizim dedi kuzenler var, onların da dedi, çok kuvvetli dedi, 3-4 tane avukatı var, dedim ben. Ona dedi telefon açtım, bana dedi ki dedi, şimdi gidebiliyorsan git, neden? Demiş ki, muhakkak senin başına bir çorap örerler. Bu da demiş, sen git filancaya söyle, eğer demiş, bir tane küçücük bir şey, bana bir şey olursa, gayet normal bir şey dahi olursa, yemin etmiş, düz bastı, ilk önce onu vuracağım demiş. Hocam dedi, 2-3 aydan beri dedi, bir ses seda yok dedi. Dedim, deli, seni dedim deli görmüştür onlar, o yüzden sopalarını saklamışlardır dedim. Yoksa dedim seni normal yerde bırakmazlar dedim. Biz yapmadık ki bu tip şeyler, umurumuza katalım. Anladınız mı? Hiç valla başınız dik dolaşın, dergahınızı da söyleyin, tarikatınızı da söyleyin, şeyhinizi de söyleyin. Hiç saklı, kaçacak, göçecek hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir Müslüman da kendince affedersin yaşı yoksa hiç ne çekinecek ki? Bitti. Ha gidip siz de bir iş güç yaparken cemaate bir tane çek kestiyseniz bekleyin polisi. Sizin de kapınıza gelecek.
devlet kiramen katibin melekleri gibi. Neydi şey? Defterin adı neydi? Ha. Devlette de bir amel defteri var. Çok hoşuma gitti o söz, onun sözüydü o. Amel defterini açıyor devlet senin. Bekliyor. Yazıyor o buraya. Sen zannediyorsun ki, hiç haberleri yok. Sen zannediyorsun ki savcı da bizden, hakim de bizden, asker de bizden, polis de bizden, vali de bizden. Öyle değil. O yazıyor boyuna. Senin amel defterine bakıyor, bakıyor, bakıyor. Bunun amel defteri bayağı kabardı ya diyor. Bunu diyor bir çağıralım biz, bir gelsin bu. Tabii. Arada bir seni sigaya çekiyor. Beni bindirdiler mavi bir tane minibüse. Ondan sonra içerisi uzay istasyonu gibi. Bilgisayarlı. Oturdum. Ondan sonra böyle dersten çıktıktan sonra eve girerken aldılar. Mustafa Özbağ buyurun. Lütfen gelir misiniz? Gittim. Belli. Girdim içeri. Ezdiriyorlar beni minibüsün içerisinde. Şeyh Efendi'yle boybor resimlerim, ondan sonra fotoğraflar, işte nerelerden toplamışlar boyuna. Bilgisayardan slide yapıyorlar bana. Ben de seyrediyorum. Vay be diyorum ya, bu filanca yerdeydi, ben söylüyorum şimdi. Bu fişmancanın düğünüydü. Bu filanca yere gittiğimizde, bu filanca yerde yemek yerken, bu filanca yerdeyken şöyle yaparken. Dedim ne var? Bunları slaytlar halinde ısrarladınız, bunları biliyorum. Ne var dedim, söyleyin. Ne var? Ses yok. Ne var deyince. Suçlayacak bir şey yok. Ha gezdireceksiniz beni, hadi gezdirin o zaman dedim. Yok mu çayınız, kahveniz? Ya sen dediler hani rahatsın. Ya ne rahat olmayacağım dedim. Size yazık dedim. Devletin parası, devletin arabası, devletin mazotu, devlet size bir de maaş veriyor dedim. Dedim siz devleti çarçur ediyorsunuz, batıracaksınız bu devleti siz dedim. Nasıl yani dedi. Siz ve sizin başınızdaki ahmaklar batıracak bu devleti dedim. Siz dedim uğraşacak insanlarla uğraşmıyorsunuz, uğraşmıyorsunuz dedim. Uğraşılmayacak insanlarla uğraşıyorsunuz. Telsizler çalışıyor boyuna. Dinliyorlar her tarafı. Cayır 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 cayır. Komutanlar, kodlar, içerideyim ben. Dedim siz mi beni sorguluyorsunuz? Yoksa dedim ben sizin tezgahınızı mı çözüyorum dedim. Kafanızı çalıştırsanız da dedim. Haydi kapattılar her şeyi. Bir telaş ettiler tamam. Dedim gerçekten sizin dedim ya. Gerçekten dedim siz bu işi bilmiyorsunuz. Dedim ne yaptığınızı gösterdiniz bana dedim. Hesapta dedim kendiniz donanımınızı göstereceksiniz ama dedim açığa düştünüz dedim. Dolaştırdılar beni bir gece, ertesi gün, gündüz gece bıraktılar. Suçlayacak bir şey yok. Ürkütecekler lafım ona. Şunu tanıyor musun? Tanıyorum. Bunu tanıyor musun? Tanıyorum. Bunu tanıyor musun? Tanıyorum. Zannedecekler ki ben tanımıyorum. Tanıyorum. Bu elimle evlendirdim diyor. Elimle evlendirdim. Ama şimdi diyor dergahtan ayrıldı. Ayrıldı diyorum ben. İyi bir arkadaştır. İyi bir çocuktur diyorum ben. Nasıl yani diyor. Beni satıyorsa sizi de satar bir gün diyor. İyi bir çocuktur diyorum ben. Bakıyor şimdi. Diyorum beni satmış ya diyorum. Size ayda ayda satar diyorum ben. Nasıl yani diyor. Ya ne yapacaksın diyorum ben. Beni satmış ya bu çocuk diyorum ben. Size sattıysa. Demek o yüzden gözümün içine bakamıyordu diyorum ben. Bakıyor şimdi. O yüzden yan yan kaçıyordu. O yüzden derslere gelmiyordu demek dedim ben. Neden dedi. Dedim beni bir sefer satan benim yüzüme bakamaz ömür boyu dedim. Neden dedi.
Ben çünkü hiçbirini satmadım bugüne kadar. Ben bugüne kadar kimseye satmadım. Ben o yüzden herkesin gözünün içine bakarım dedim. Ve dedim beni satmayan da benim gözümün içine bakar dedim. Siz dedim gelmişsiniz sohbetlere, geldik dedi. Sizi seni seven dedi, böyle dedi hani akılsız seviyor, öyledir dedim. Hepsi de gözümün içine bakar benim dedim. Hepsi de gözünün içine bakıyor dedi. Ben çünkü hepsinin gözünün içine bakıyorum dedim. O yüzden hepsi gözümün içine bakıyor. Bu dedim beni satmış ya dedim size, siz de satar dedim. Bu durdu, beni satan her şeyini satar, boş verin, devam edin siz dedim. Bunlar sözde beni çözüyorlar, kendi kendilerine cemaatin içerisindeki çürük domatesleri beni tanıttılar. Hiçbirisi de yok şimdi içimizde, merak etmeyin. 28 Şubat'ta ayrıldı onlar. Amel defterlerini ayırdılar. Hani geçen gün İzmit'te sohbet vardı ya, hani kimisi ne? Siccin. Siccin olanlar ne? Amel defteri kötü olanlar. Onlar diyor, bir hadisleri çok hoşuma gitti, muhteşem. Diyor, iyi amel işlemiştir. Onu diyor, melekler öldüğünde ruhunu alırlar götürürler diyor, birinci kat semaya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, semadaki hep melekler onu methederler diyor. Ama yedinci kata gelir diyor, oradan yukarı çıkmaz. Allah diyor hitap eder, der ki, ey melekler, siz gördüğünüzü yazdınız. Oysa Allah onun kalbini bilir, içini bilir. Atın onu siccine. Neden? O ihlas ve samimiye değildi. Gösteriş için yaptı. O haindi. O milletin parası için, pulu için, makamı için, mevkisi için, her arası kelam, bir şeysi için yaptı. Kimisi de diyor, yine ruh yükseliyor ya, kimi ruh da yükselir, melekler ona hep böyle kötü söylerler, kötü nazar ederler. Yukarı kadar çıkar, yedinci kata kadar. Hep melekler onu kötüler ama, her katta. Allah der ki diyor, onu illiğine götürün. Neden? Ey melekelerim, siz onun hep baktınız, eksik ve yanlışlıklarını gördünüz. Ama onun kalbi Allah'laydı. Onu illiğine yükseltin der diyor. O yüzden siccinse Allah bizden uzak eylesin. Amin. Cümlemizi. Amin. O yüzden bizim içimizde de siccin barınmaz zaten. Ne yapsın, gelecek burada çile çekecek. Rutubetti, kokuydu ne güzel, işte ne bileyim, bakacak, burada fakiri zengini aynı yerde, herkes yerde oturuyor. Ondan sonra, bak terlemeyen var mı içinizde, yok. Ve o yüzden Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Böyle yaşadığımıza hamd ediyorum. O yüzden hiç korkum, çekintim yok. Tamam. So. Ben büyük bir güç olsaydım ve böyle bir hareket yapmış olsaydım Türkiye'ye karşı, eğer koparamadığım başı tekrar koparmak için gayret gösterebilirdim. Bunun arkasını nasıl olarak tahmin ediyorsunuz veya ne gibi bir düşünceleriniz vardır? Türkiye'yi, ülkemizi, insanlarımızı yakın tarih içinde ne öneriyorsunuz veya ne bekliyorsunuz? Nasıl bizi aydınlatabilirsiniz? Bu yakın dönemdeki ilişkiler nasıl olacağı belli değil. Yani içeride henüz hala daha devletin kendisini garantiye almak için CIA'nin bir aile ajanını yakaladılar, bana öyle geliyor. Yani böyle bir yerden duyun filan değil. Kalbime gelen, ben ilk o günden beri aynı şeyi söylüyorum. Bu iş böyle Türkiye'deki yapılanmayla kolaycacık olacak bir şey değil. Muhakkak içeride CIA'nin ajanları, CIA'nin askerleri vardı. Ama komuta kademesinde
Fakat bu noktada devlet hızlı hareket edip yakalayabildiklerini yakaladı. Kaçanlar kaçtı veyahut da bir yerlerde saklanıyor. Amerikan konsolosluğunda saklanabilirler, Mısır konsolosluğunda saklanabilirler, Birleşik Arap Emirlikleri konsolosluğunda saklanabilirler, yurt içinde herhangi bir konsoloslukta bunlar saklanıyor olabilirler. Bunlar benim tahmini, analizlerim. Ve bu saklanan CIA ajanları veya orada bulundurulan CIA ajanları veyahut da devletin elinde tutukladığı. Yani mesela işte bir askeri hareketlenme olan yere özel harekatçılar halk ablukaya aldı. Özel harekatçılar da içeriden girdi. Komuta merkezini aldı veya komuta merkezinin içerisinde o yabancı unsurları da aldılar. Aldı götürdü hepsinde. İyi bu ne? Tuğ generali. Bu ne? Yüzbaşı. Bu ne? Binbaşı. Bu kim? Bu George. George olunca telefon Milli İstihbarat girdi. Tahmini konuşuyorum bunları. O zaman Milli İstihbarat aldı George'u. George istihbaratın elinde. Orada George çıktı, öbür tarafta Hans çıktı. George'u anladık, Hans ne? Sen ne? Aa, o da işin içinde var. George da var, Hans var. Bir de ne çıksa iyi? Yasef de var içinde. Adı Yusuf ama Yasef. Yasef de çıktı içinde. Yerli Yezidiler yetmedi. Bir de George, Hans, Yasef onlar da var. Tahmin edip onlar. Onlar da aldı. MİT topladı onları şimdi. MİT zaten biliyordu. Şimdi de bu tarafı var. Ben öyle bilmediğine inanmıyorum ben. Ben bilmediğine inanmıyorum hiç. Ben uyandırmadığına da inanmıyorum. Benim kendi inanışım kendime ait. Söylersem beni de götürürler diye korkmuyorum, ondan değil. Kendimce devletimin bir işi böyle dillendirmek istemiyorum. O yüzden yazıyorum Twitter'da bu derin devletle iftihar ediyorum diye. Yani benim tahmin edemediğim bir şeyler yaptılar, muhteşem işler yaptılar. Hala da yapıyorlar. Yani o böyle işin goy goyu, yok haberi varmış da, yok yokmuş da, yok enişte aramış da, yok öbürkü de eşten dosttan duymuş da, inandım ben de. Ben de inandım. Öyle göründüm tabii. İşi bozmamak lazım ilk etapta. Bir yerden bir işaret fışkırtırsın, büyü bozulur. Bozmayacaksın. Onlar işlerini yapacaklar. Milletin sokağa çıkıp sokakları, meydanları zapt etmesi onların işlerini rahat yapması içindi. Sokaklar, meydanlar sivil milislerin işi. Siviller sokakları, meydanları sıkı tutacaklar. Öyle tank, top böyle bir yerden bir yere gidemeyecek. Herkes faaliyet halinde. Filanca yerde bir hareketlenme olmuş. Hüra, millet gidiyor oraya. Fark ediyorsunuz değil mi? En güzeli de şey, Tatvan'da mı? Nerede? Küreklerle gidiyor millet. Tatvan'da değil mi? Tatvan'da.
Öyle değil mi? Tatvandı değil mi? Erzurum'da mı olmuş? Erzurum'da kadınlar kazmalarla gitmişler. Evet, ben internette gördüm. Tatvanlı bütün herkes kürekleri almışlar. Tatvan'da orada bir askeri birlikte bir hareketlenme var diye internette gördüm. Şeylerle, küreklerle gidiyorlar. Tankın karşısına kürekle çıkacak millet. Bizde böyle bir millet var elhamdülillah. Islık lan F-16 düşürüyor. Yani tişörtünü çıkarıp tankın egzozunu tıkayıp tankı çalıştırmıyor. Bizde böyle bir millet var. Hem kendileri okuttular. Kurtuluş Savaşı'nda tarayla, baltayla, kazmakla, kürekle İngiliz'ini, Yahudi'sini, Fransız'ını, İtalyan'ını denize döktü diyorlar. Lan siz kendiniz söylüyorsunuz. Kendiniz okutuyorsunuz. Ya ahmaklar, bu millet tükürükten Amerika'yı boğar. Tükürüğü çok kuvvetlidir bizim milletin. Daha tükürüğe geçmedi bizimkiler. Yani tükürseler dünyayı batırırlar. Daha antrenman bizimki. Ya anında telefona gerek... Ya ne olacak? Tankı durdurmak bizimkiler için basit bir şey. Adam tankın tepesine çıkıyor. Ne diyor? Polis soruyormuş. Bunu kullanabilir misin? Kullanırım diyormuş adam. Demiş bak, kendi askerinin, kendi tankınla askeriye basıyor polis. Demiş yalnız şehit olmak da var. Ben bunun için geldim demiş adam. Sen adamın üzerine bir polisiyle tankın başına güldür 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 tankın çıktığı yere bunlar tekrar gidiyorlar fethetmeye. E şimdi bunun böyle devam etmesi lazım. Neden? İşlerini bitirecekler. E şimdi topladılar. CIA ajanları Mossad'ın ki, İngiltere'nin ki, Alman'ın ki topladılar. Hepsi de bizimkilerin elinde şimdi. Bizimkiler bacak bacak üstüne attılar, tespit çeviriyorlar şimdi. Şimdi pazarlıklar devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bu arada da Cumhurbaşkanı bütün herkesi toparladı, muhalefeti de aldı koltuğun altına. Dedi ki gelin, pazarlıklar devam ediyor. Çatlak ses çıkarmayın, bir operasyon da size yaptırmayın. Bir anda koltuğun altına girmeyen darbeci olabilir. Bir anda. Bir anda ha. Cumhurbaşkanının bir kelimesine, hatta kelimeye gerek yok, işaretine bakar. O da darbeci olduğu anda o da zaten sıfırı tüketir. Ama zaten buna gerek yok. MHP o Türkiye'nin derininin de derininde olan akil insanları dinler. Hani bunu seçimlerden önce demiştim ya size açıkça. MHP birisi telefon açar. Koalisyon yap, yapar. Hiç sıkıntı yok. Herhangi biri, malumdur o birileri, telefon açar. Alayına gider yaptar, alayına gider yapar o. Ondan sonra da seçime gider. İlk açıklamayı kim yaptı? Devlet Bahçeli yaptı. Herkesten önce. Herkesten önce. Ne dedi? Darbe hayır. Birinci ordu komutanı ne demiş? Cumhurbaşkanına? Beni Devlet Bahçeli'ye sor demiş. Beni Genelkurmay Başkanı'na sor demiyor. Doğru yanlış söylenen bu, yalanlanmadı da bu. Kime sor demiş? Devlet Bahçeli'ye sor demiş. Aa, o zaman öyle kendi kendine sen ülkede darbe yapacağım diye darbecilik oynama ya. Seni böyle darbe yapmaya kadar, çeşmeye kadar, dereye kadar götürürler. Sen de oh dereden suyu içeceğim dersin. Toplanırsınız hepiniz de.
sinek gibi. Ondan sonra red. Hepinizi çökertirler oraya. Anladınız? Devletin elinde amel defteri. Şunu yapıyorlar. İyi. Bundan sonra bunu yapacaklar. Bundan sonra da bunu yapacaklar. Ondan sonra da bu geri zekalılar ne o darbe yapmaya kalkacaklar. Açın yolunu. Ha. Yol açıyorlar. Ne yapıyorlardı Orta Asya'dan itibaren Türkler? İstihkamı kuruyorlar. Karşıdaki kimse saldırıyor, ortası geri çekiliyor boyuna. Habire geri çekiliyor. Habire geri çekiliyor. Onlar geldikçe geliyorlar. Daha kuvvetli geliyorlar. Öndeki birlikler kaçıyorlar geriye. Mevzileniyorlar. Öndeki birlikler tekrar geriye çekiliyor. Dot 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 geri çekilme borusu. Öbür günlerde güldür 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 geliyorlar. Geliyor, 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 geliyor. Ordunun arkası kaldı mı kalmadı. Herkes toplandı mı toplandı. Ondan sonra hileli kapatıveriyor. Ondan sonra bir tane çekiyor kocaman bir filama. Buradan çıkış yok. Ondan sonra salıyor. Yalın ayak baldırı çıplakları. Hem de onları kimlere boğduruyor biliyor musun? Yalın ayak baldırı çıplaklara boğduruyor. Onlar bir giriyorlar böyle, kılıca gerek yok artık. Tokatla öldürüyorlar. İbret aleme ters oluyor. Diyorlar ki, baldırı çıplaklar bizi perişan etti. Bak, elinde kılıç olan, ok olan, şu bu olan değil ya. En ağır gelen şey o. Bu sefer ne yapıyor? Sivrisineklere, fil, sivrisineklere filleri boğduruyor. Bu Türk milleti Orta Asya'dan beri çok fena ya. Bunların içlerinde böyle ta derinlerinde o var ya aksakallılar. Bu aksakallılar muhteşem işler yapıyorlar. Bu aksakallılar kadar muhteşem iş yapan insanlar yok. Bakıyorlar Selçuklu gidiyor, aksakallılar Osmanlı'yı kurduruyorlar. Muhteşem. Bakıyorlar bu aksakallılar Osmanlı gidiyor, bir tane Türkiye Cumhuriyeti kurduruyorlar. Bu aksakallılar var ya, gaybden ilahi ilim alıyorlar. Bu gaybden aldıkları ilahi ilmi bir şekilde fiiliyata sokuyorlar. Bunlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Bunları da bir türlü bulamıyor. Ahmaklar. Bu ahmak bozuntuları bunları bulsa, bunları görse asıl darbeye onları yapacaklar, onlara. Ama bunlar ahmak olduklarından o derinlere nüfuz etmiş olan o aksakallıları bulamıyorlar. Bulamayınca bu aksakallılar işleri güçleri yok, darbeye nasıl darbeyle karşılık verilir diye hesap kitap yapıyorlar. Ondan sonra da hiç umulmadık zamanda, umulmadık bir yerde bütün herkes hüra boğuveriyorlar ortalığı. Muhteşem iş yapıyorlar. Muhteşem bir hazırlık olmuş. Bu aksakallıların ve ekibinin elini öpmek lazım. Muhteşem iş yapmışlar. Sanat böyle, böyle büyük bir sanat. Büyük bir sanat bu. Bu on böyle bunu bir ne o proje, bunu böyle bir herhangi bir harp planı, bu herhangi böyle o kırmızı apoletlilerin yapabileceği stratejik bir plan değil bu. Bu bir sanat eseri.
böyle fırçayı atarken zevkle atılmış. Böyle prototipler çizilirken büyük bir itinayla çizilmiş. Kim nerede nasıl davranacak? Yani müthiş bir şey. Tesbih tanesi ardı ardına itinalı bir şekilde dizilmiş. Herkes vazifesini itinalı bir şekilde yapıyor. Hiç şey yok. Ne o? Sapma yok. Muhteşem bir senaryo, muhteşem bir şey. Hani diyor ya Hollywood filmleri gibi diye. O Hollywood'u seyretmiş. Orta Asya'yı seyredeydi. O zaman görürdü bu işin Orta Asya filmi olduğunu. O garibim Hollywood'la yatıp kalktığından diyor ki ancak Hollywood filmi gibi yapmışlar bunlar diyor. Değil. Bu bir Orta Asya filmi. Bu ta Orta Asya'dan süre gelen bir film. Bu bitmiyor. Bunun senaryosu tazeleniyor, yenileniyor. Figürler değişiyor, prototipler değişiyor. Kimler hangi rolü üstlenecek? Bu roller harika dağıtılıyor. Herkes rolünü bir tamam işledi. Bu dergah da yaptı rolünü. Cenab-ı Hak hamd olsun. Bu dergah da vazifesini bir tamam yerine getirdi. Hamd olsun. Muhteşem o resmin içerisinde yani bizim de bir payımız varmış orada figüranlık olarak. Ama olsun varsın. Figüran olarak orada bulunmak dahi büyük mutluluk. Ve mutluluktan var ya 118 köşeyim böyle. Böyle o kadar mutlu. Bu son zamanlarda yaşım 55 benim. Yani bu siyasi olayların içerisinde bu kadar mutlu bir şekilde dolaştığım zamanlar yok. Kendimce yarınlara daha güvenli bakıyorum, daha ümitli bakıyorum. Kendimce yarınlar için daha ümit varım. Devletim için, milletim için çok ümit varım. Gerçekten. Muhteşem üstü bir iş oluyor. Bunun böyle devam etmesi lazım. Bu bir. İkincisi ne olur? Bunun intikamı var. Yani bu CIA bozuntuları, bu Yezidi bozuntularıyla beraber bir şeyler yapmayı planlayacaklar. Ama bunu çok içeriden beklemiyorum artık. Ya bu olursa dışarıdan olur, açıktan savaş olur. Bu olursa da dışarıdan olur, açıktan savaş olur. Bu nereye kadar bunu yapabilirler, yapamazlar? Ve hatta Güneydoğu'dan PYD, PKK, işte oradaki ne bir sürü isimler var ya, alfabede harf bitti. Yarın öbür gün bir isimle daha bir şey daha kurarlar oraya. Oradan, onu da içeriden beklemiyorum. O da dışarıdan bir şekilde böyle bir şey yapabilirlerse, açıktan yapabilirler diye düşünüyorum. Başka içeriden bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Suikast yapabilirler, o zaten her zaman için o tehlike var. Zaten söz konusu olan Cumhurbaşkanı ile alakalı. Onlar diyorlar ki Cumhurbaşkanı'nı öldürürsek veyahut bir şekilde onu hizaya getirirsek yerine de yine böyle AK Partililerin ya işte ne yapalım olabilir diyeceği bir Cumhurbaşkanı getirmeleri lazım. Yoksa öbür türlü de millet onu beğenmez, onu istemez. Onu da millet gene oturmaz oturduğu yerde. O yüzden tehlikeli işler bunlar. Böyle bir şey yaparlarsa açıktan savaş olur, öyle bir tehlikeyi göze alırlar mı? Alırlar, ben göze alabileceklerine inanıyorum. Ayyuka çıktıktan sonra alabilirler. Ayyuka çıktıktan sonra alabilirler. Yani şu anda belki de Türkiye ile anlaşıp tamam biz saldırmayalım, siz de saldırmayın. Şu bizim ajancıklarımızı verin. Böyle bir anlaşma da olabilir. Çünkü Türkiye'nin elinde şu anda bir hayli koz var. Bir hayli koz var ellerin, Türkiye'nin elinde. Bir hayli koz var hem. Türkiye şimdi sınır dışına çıkarılan para trafiğini çözdü. Bu paraların banka hesapları üzerinden nerelere gittiğini çözdü. Terörle bağlantılı uluslararası anlaşmalar var. Teröristlere gönderilen paraların el konulması, hesaplarının dondurulması var. Daha bunların daha işin içerisinden arkası daha çok gelecek buna. 3 ay yetmez.
Milleti şimdi galayana getirmemek için 3 aydan önce de kısa da sürebilir diyorlar. Eğer 3 aydan kısa sürerse demek ki tam donanımlı amel defterlerini bunlar hazırlamışlar. Yeni gelen amel defterlerinden alacakları bir bilgi yok demektir. O da olabilir. Yıllardan beri hazırlanıyorlar çünkü onlar da. Amel defterleri ellerimde dolu onların. Ama yetmez daha arkası da daha yeni bulunan amel defterleriyle yeni bulunan unsurları da ekleyip bir şey yapacaklarsa o zaman bu 3 ay yetmez. Ama yok daha yapacaklarsa hani bir hazırsa o zaman bu 3 ay yeter. O yüzden kendimce tehlike bekliyor muyum? Evet. Ben tehlikeyi dışarıdan bekliyorum. Örneğin Kıbrıs'a saldırabilirler. Kuzey Kıbrıs'a bir saldırı söz konusu olabilir. Bir bakmışsınız bir sabah Kuzey Kıbrıs'a saldırı olmuş. İşte ilerliyorlar Kuzey Kıbrıs'a doğru. Türkiye müdahale etmek zorunda kalır. Bir bakmışsınız Güneydoğu'dan bir saldırı olabilir. O bu beklenen bir şey ama şeytanın görme dediği yer. Kuzey Kıbrıs'ta bir sabah uyandığınızda bombalanıyor olabilir Kuzey Kıbrıs. Gibi ders vermek isteyebilirler veyahut da bir gemi filo olarak giderken uzaktan kumandalı roketlerle batırılabilir ders vermek için. Örneğin F-16'lar uçarken dışarıdan kumandalı yine F-16'ları düşürebilirler. Yapabilirler bunları. Öyle şey değil yani uluslararası denklemde düşünülecek olursa yani bu konsensüs açıktan bizi bombalayıp açıktan bize böyle eylemler yapabilirler. Sonunda da özür dileriz yanlışlık da oldu derler. Oradaki bir yüzbaşıdan yanlış kodlama olmuş böyle bir şey olmuş derler. Bunlar böyle şeyler yapıp, bunlar çünkü yani tabirimi af görün ama bunlar böyle şey, ne o? Cibilletsiz, hain insanlar. Her taraflarından, batıdan başka bir şey beklemek mümkün değil. Yani kaldırırlar uçak gemilerinden, işte F-16'larını, savaş uçaklarını bir yeri aniden bombalayabilirler. Bombalayacakları zaman da gidip o içerideki bu Yezidi varsa daha kalıntıları, o Yezidi kalıntılardan yardım alabilirler, uçakları kaldırttırmayabilirler. Yapabilirler bunlar. O çünkü o Yezidi içeride varsa kalan da gizli kripto Yezidi kalıntıları, onları harekete geçirip onlara da bir şeyler yaptırabilirler. Veyahut da içeride sivil olarak kamikaze gibi ahmaklık yapacak olan insan çok, onlara bir şeyler yaptırabilirler. Çünkü aptallığın sonu yok. Ahmaklığın sonu yok. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu ana kadar muhafaza etti. Bundan sonra da muhafaza etsin. Amin. Öyle bir ipten aldı döndürdü ki Cenab-ı Hak'a hamdolsun. Cenab-ı Hak bundan sonrasında inşallah selamete erdirsin inşallah. Amin. Selamete erdirecek akıl, fikir, kalp nasip eylesin. Amin. Selamete erdirecek feraset nasip eylesin. Amin. Bu tip meselelerde böyle çok güvenli olup da hani yani yaparız, kırarız, dökeriz demenin de bir anlamı yok. Şu anda tehlike bertaraf edildi. Sükunete erip bu meselede rolantiye inip ama güvenlik açısından üst düzeyde durup bu meseleyi iç bir mesele olarak görüp sükunetle gitmekte de fayda var. İnşallah. İnşallah. Sizin için uyku, yemek, internet, para bu gibi en çok gaflete düştüğümüz konular neyi ifade ediyor? Bunlar gençlikte böyle bir sanki lazımmış gibi gelir gençlere. Bir amaç olabilir bir müddet. Gençler için söylüyorum. Sonra bunlar araçlığa dönebilir. Bunlar böyle insanların imtihan edildiği şeyler. Ama belli şeyleri yaşayanlar için
Bunlar böyle işte olması gereken, oluyormuş gibi görünmesi gereken şeyler. Bunları bakış açınız ve ihtiyaç olarak düşünceniz nedir? Hakkınızı helal edin. Bu biraz fazla abartılı gelebilir. Ben bir şeye ihtiyaç olarak görmedim hiç. Bu böyle ama yani İslam öncesi de böyleydi. Benim kendi nefsim için ben bir şeye ihtiyaç olarak görmem. İş lazım mı? Evet, işte annem var, kız kardeşim var. Ondan normalde işte bir şekilde bakılıp, görüntüp, gözetilmesi lazım. Bu yüzden lazım. Öyleydi. Ama ben kendi nefsim açısından ben hiç bugüne kadar kendim için bir şeye ihtiyaç olarak görmedim. Hakkınızı helal edin. Böyle çok konuşmak istemiyorum ama yani böyle abartıymış gibi. Ama insanlar sorumlulukları var. Evliyse eşi var, çocukları var. Değilse erkekler olarak annesi babası var. Hepimizin hayatında sorumlulukları var. Veya bir sorumluluk almışız. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmekle mükellefiz. Ya sorumluluğu almayacağız üzerimize ya da o sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Bunlarla ilgili ölçümüz nasıl olmalıdır? Bu noktada insanlar sorumluluk aldıysa o sorumluluklarını yerine getirecekler. Hocam İslam'da rabıta nedir? Bazı kişilere göre rabıta açıkça şirktir diyorlar. Açıklar mısınız? Bir kimsenin bir şeyi sevmesi ve kendini ona teslim etmesi. Ben rabıtayı bu açıdan bakıyorum. Bir kimse Kur'an ve sünneti sevdi, kendini ona teslim etti. O hep bu noktada ribat halinde. Yani ne hareketlerine, tavır ve davranışlarına Kur'an ve sünnetin çizgisini aşmayacak. Üstadıysa, üstadını seviyorsa, üstadının adab ve erkanını aşmayacak. Her hayatın alanında, yaşamın bir parçasında orayla alakalı bir hukuk vardır, bir adab erkan vardır. Sen o bulunduğun noktada, bulunduğun dairede oranın adab ve erkanını korumak. Rabıtayı böyle görüyorum. Ben sizin konuşmalarınızı, duruşunuzu, hitabetinizi, dine bakış açınızı çok beğeniyorum. Lakin size bağlı değilim. Geçen günlerde bir arkadaş şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır dedi. Bu sözün maksadı nedir? Bu bir rivayette zayıf hadis olarak geçer. Ama bu Sufiler için kimisi Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin sözü der. Bir Sufi sözü olarak kabul edilir. Bu böyle daha önce bir üstad olmuş, bir şeyh olmuş. Ondan sonra da o şeyh vefat etmiş veyahut da işte bir şekilde o kimse şeyhten feragat etmiş, ayrılmış. O kimse muhakkak yine bir şeyhe intisap etsin. Veyahut da o kimse bu yolda yürüyecekse bir üstada intisap etmesi gerekir. Sufilik yapacaksa, kalp tezkiyesiyle iştigal edecekse onun muhakkak bir üstada ihtiyacı var. Bu manada söylenmiş bir söz. Bu herkese şumul bir söz olarak kabul etmiyorum bana. Herkesin içine kapsayacak bir şey değil bu. Bir kimse kendince Kur'an ve sünnete tabi olur, iman eder, ibadetlerini yapabildiği yere kadar yapar, haramlardan uzak durmaya çalışır, o da cennete girer. Yani illaki bir şeyhe intisap etme zorunluluğu yok. Ama ben biraz daha ilerisini istiyorum, biraz daha derinini istiyorum, biraz daha farklı olmak istiyorum diyorsa, o zaman bir sufi yolunda gideceğim. Çünkü yolu inkar etmek mümkün değil. Böyle bir yolda gideceğim diyorsa bir üstada ihtiyacı var. Bu meseleye o açıdan bakıyorum. Artık dua bile edemiyorum diyen bir kardeşe esma vermiştiniz İzmir sohbetinizde. Aynı durumda olan herkes bunu çekebilir mi? Çekebilir. Çekebilirsek ne kadar süre devam etmeliyiz? Çekebildiğiniz yere kadar çekin, devam edin. Allah'ı zikir. Yani bir kimse dua edemiyoruz dediği zaman bu gerçekten sıkıntılı bir şey. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Ayet de sabit. O yüzden dua etmek farz, ibadet yani. Farz, farz. Dua etmek. O yüzden bir kimse kendi kendine ya Rabbi beni affeyle bile diyemiyorsa sıkıntı var bunda. Yani bir kimse namaz kıldığında ya Rabbi beni affet, ya Rabbi benim ibadetlerimi kabul et veyahut da
İşte kendince Cenab-ı Hak'tan bir şey istemiyorsa sıkıntı var. Dua edemiyorsa sıkıntı var. İsteyin emir. Bak isteyin emir. Allah'tan isteyin emir. İste, kendine istemeyebilirsin. Arkadaşına iste, eşine iste, çocuklarına iste, etrafına iste, ülkene iste, memleketine iste, İslam dünyasına iste. Allah bizi Cenab-ı Hak'tan her daim isteyenlerden eylesin. Amin. İyyâke nâbüdü, iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Ya Rabbi bizlere yardım eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle. Amin. Memleketimize yardım eyle. Amin. Gelmiş kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Katından meccanen ihsan eyle. Amin. Katından meccanen memleketimizi muhafaza eyle. Amin. Katından meccanen memleketimizi idare edenlere hayırlı akıl fikir nasip eyle. Amin. Meccanen hayırlı kararlar almayı nasip eyle. Amin. Meccanen onları hayra döndür. Amin. Meccanen hayırlı kapılarımızı aç. Amin. Meccanen hayırlı rızık kapılarımızı çoğalt. Amin. Meccanen hamdini yükseltenlerden eyle. Amin. Meccanen hamdini arttırdıklarından eyle. Amin. Meccanen zikrini arttırdıklarından eyle. Amin. Meccanen sana yaklaşmayı arttırdıklarından eyle. Amin. Meccanen kendine yaklaştırdıklarından eyle. Amin. Meccanen Habibine muhabbet besleyenlerden eyle. Amin. Meccanen Habibini sevenlerden eyle. Amin. Meccanen sana aşık olanlardan eyle. Amin. Arkadaşlarımızı sana aşık olanlardan eyle. Amin. Dostlarımızı sana aşık olanlardan eyle. Amin. Kardeşlerimizi sana aşık olanlardan eyle. Amin. Akrabalarımızı sana aşık olanlardan eyle. Amin. Evlatlarımızı sana aşık olanlardan eyle. Amin. Bütün alışveriş ettiklerimizi sana aşık olanlardan eyle. Amin. Selamlaştıklarımızı sana aşık olanlardan eyle. Amin. Muhabbetleştiklerimizi sana aşık olanlardan eyle. Amin. Gelecek zürriyetlerimizi sana aşık olanlardan eyle. Amin. Ey merhametlerin en merhametlisi, bizlere merhamet eyle. Amin. Dualarımıza merhamet eyle. Amin. Nefeslerimize merhamet eyle. Amin. Vücutlarımıza merhamet eyle. Amin. Hayatlarımıza merhamet eyle. Amin. Bizlere merhametli olanlardan eyle. Amin. Gönlünden merhamet akanlardan eyle. Amin. Bizleri merhametsizlikten uzak eyle. Amin. Merhametsizlerden uzak eyle. Amin. Merhametsizlerin de gönüllerine merhamet eyle. Amin. Onların gönüllerine merhamet layık değilse, yakışmıyorsa bizleri onlardan uzak eyle. Amin. Bizleri merhametsizliklerden uzak eyle. Amin. Bizleri merhametsizlerden uzak eyle. Amin. Bizleri vicdansızların elinde bırakma. Amin. Bizleri katı kalplerin elinde bırakma. Amin. Bizleri kötü sözlerin elinde bırakma. Amin. Bizleri kötü bakışlardan muhafaza eyle. Amin. Bizleri lanetlenmişlerden olanlardan uzak eyle. Amin. Bizleri lanetlilerden uzak eyle. Amin. Meleklerin lanet ettiklerinden uzak eyle. Amin. Göktekinlerin lanet ettiklerinden uzak eyle. Amin. Yerdekinlerin lanet ettiklerinden uzak eyle. Amin. Bizleri lanet ettiklerinden uzak eyle. Amin. Ey merhametlerin en merhametlisi, bizleri illiğinde eyle. Amin. İlliğinde olanlara dost eyle. Amin. İlliğinde olanlarla beraber eyle. Amin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehennemden azad eyle. Amin. Dillerimizi senin zikrinle ıslandır. Amin. Gönüllerimizi senin zikrinle süslendir. Amin. Hayatımızı senin zikrinle sonlandır. Amin. Vâlemennâhu. Lâ. Allah.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hay 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 Allah. 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 H
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asre innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmelus salihâti ve tevâsav bil hak. Ve tevâsav bil hak ve tevâsav bis sabr. Sadakallâhul azîm. Sübhâne rabbike rabbil izzeti emmâ yasifûn. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Amin. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Amin. Salatu vesselam aleyke ya Nebiyallah. Amin. Salatu vesselam aleyke ya hayra halkallah. Amin. Salatu vesselam aleyke ya nura arşallah. Amin. Salatu vesselam aleyke ya seyyid evveline vel ahirin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ya Rabbi, hatalarımızı, kusurlarımızı, noksanlıklarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Amin. Sen affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Amin. Memleketimizin başına tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. Amin. Masumlara, mazlumlara tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. Amin. Kendi bombalarının altında erit ya Rab. Amin. Kendi hainliklerinin içinde boğdur ya Rab. Amin. Ülkemizi ve memleketimize yardım eyle. Amin. Ülkemizi ve memleketimize yardım eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e ikram eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'e ihsan eyle. Amin. Ey zafer sahibi, zaferin sahibi sensin. O zafere bizlere muzaffer eyle. Amin. Zaferlerinle bizleri muzaffer eyle. Amin. Gönüllerimize ilham eyle. Amin. Kalplerimizi kendi yönüne çevirdiğin kalplerden eyle. Amin. Memleketimizin, Müslümanlarının gönüllerini doğruya çevir ya Rab. Amin. Hikmetine ve hakikatine çevir ya Rab. Amin. Doğruda ve hakikatte birleştir ya Rab. Amin. Kur'an ve sünnete sımsıkı yapıştır ya Rab. Amin. Kur'an ve sünneti sımsıkı yapıştır ve yaşattır ya Rab. Amin. Ya
Yaşayanlardan ve yaşatanlardan eyle ya Rab. Amin. Bizleri kafirlerle dost eyleme. Amin. Bizleri Yahudilerle dost eyleme. Amin. Bizleri müşriklerle dost eyleme. Amin. Müşriklerin hainliklerinden bizleri uzak eyle. Amin. Kafirlerin hile ve desiselerinden uzak eyle. Amin. Yezidilerin hile ve desisesinden uzak eyle. Amin. Memleketimizin başına çorap örenlere fırsat verme. Amin. Memleketimize kötülük ve ihanet edecek olanlara fırsat verme. Amin. Onları kendi karanlık inlerinde çökert ya Rab. Amin. Kendi karanlık odalarında dağıt ya Rab. Amin. Onları parakende eyle ya Rab. Amin. Onları felç eyle ya Rab. Amin. Onların gözlerini kör eyle ya Rab. Amin. Onların kulaklarını sağır eyle ya Rab. Amin. Ellerinin ayaklarını tut ya Rab. Amin. O hainler hareket edemeyecek hale gelsinler ya Rab. Amin. İbrahim'in hanımına elini uzatan müşrikler gibi elleri kurusun ya Rab. Amin. Mahremimize, mahremlerimize ellerini uzatmaya çalışanların ellerini kurut ya Rab. Amin. Gözlerini uzatmaya çalışanların gözlerini kurut ya Rab. Amin. Gönüllerini çevirecek olanların gönüllerini kurut ya Rab. Amin. Mahremlerimizi sen muhafaza eyle ya Rab. Amin. Mahremlerimizi sen muhafaza eyle ya Rab. Amin. Mahremlerimizi sen muhafaza eyle ya Rab. Amin. Sen nimetin kalasın, senin kalana sığındık ya Rab. Amin. Kalana sığınanlardan eyle ya Rab. Amin. Kalana sığınanlardan eyle ya Rab. Amin. Kalana sığınanlardan eyle ya Rab. Amin. Kalanla muhafaza ettiklerinden eyle ya Rab. Amin. Kalanla muhafaza ettiklerinden eyle ya Rab. Amin. Kalana muhafaza ettiklerinden eyle ya Rab. Amin. Gönüllerimizi muhafaza eyle ya Rab. Amin. Gözlerimizi muhafaza eyle ya Rab. Amin. Kulaklarımızı muhafaza eyle ya Rab. Amin. Kuzularımızı muhafaza eyle ya Rab. Amin. El ve ayaklarımızı muhafaza eyle ya Rab. Amin. Kendine döndür ya Rab. Amin. Vahdaniyetine döndür ya Rab. Amin. Rahmaniyetine döndür ya Rab. Amin. Uluhiyetine döndür ya Rab. Amin. Uluhiyetine döndür ya Rab. Amin. Uluhiyetine döndür ya Rab. Amin. Amin diyen dillerimizi nar-ı cehennemden azat eyle ya Rab. Amin. Müşkilatlarımızı hal eyle. Amin. Sıkıntılarımızı def eyle. Amin. Borçlarımıza edalar nasip eyle. Amin. Eşleri olmayanlara eş nazip eyle. Amin. İşleri olmayanlara iş nazip eyle. Amin. Sıkıntıda olanları def eyle sıkıntılarını ya Rab. Amin. Hastalıklarımıza hayırlı şifa nasip eyle. Amin. Ver murad olanların muradlarına hal eyle. Amin. Muradlarımızı hal eyle. Amin. Muradlarımızı hal eyle. Amin. Muradlarımızı hal eyle. Amin. Muradlarımızı hal eyle. Amin. İçimizi dışımızı nur eyle. Amin. Önümüzü arkamızı nur eyle. Amin. Sağımızı solumuzu nur eyle. Amin. Nefeslerimizi nur eyle. Amin. Son nefesimizi nur eyle. Amin. Nurdan minberleri oturtturdun kullarından eyle. Amin. Nurdan elbiseler giydirdin kullarından eyle. Amin. Nurdan tac ile taçlandırdın kullarından eyle. Amin. Allah 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 Allah. Amin. Fatih şerifler hayır ola. Amin. Hayırlar feth ola. Amin. Şerler def ola. Amin. Allahu Azimüşşan'ın ismiyle kalplerimiz tahir. Amin. Mütahir. Amin. Hak ola. Amin. Cennetler, sefalar, müjdat ola. Amin. Kulüb-i aşikan, baki şaduhundan ola. Amin. Hazreti Mevlana. Amin. Sırrı Cenab-ı Şems-i Tevrizi. Amin. Kerem İmam-ı Ali. Amin. Şefaati Muhammedun Resulullah-ı Nebi. Hacı Mehmet. El-Fatiha ma salavat. Allah.
Rabbimiz Muhammed-i Mahkum Hanım Zerkenle deva. Amin. Maddi manevi hastalarına şifa. Amin. Maddi manevi borçlarına eda. Amin. Maddi manevi ver murad, onların muradlarına hasıl olmasına vesile olması için hu diyelim. El Fatiha ma salavat. Arkadaşlar, cuma günü akşam, yarın akşam cepheye sema ribatı yapacaktık. Ama yarın akşam çok doluymuş. O yüzden Hacı Cafer cumartesi gün dersten sonra olabilir mi dedi. Ben de olur o zaman dedim. Cumartesi gün tekke dersten sonra inşallah tekkeden derlenip toparlanıp Fomara meydanına gidip inşallah ribatımıza devam edeceğiz. O yüzden kardeşler, Çanakkale cephe-i sema özgünlüğünde hazırlıklı olarak gelsinler. Yöresel kıyafetler, zevk kıyafetler olarak inşallah herkes tekkede zannediyorum işte 12 yarım gibi hareket ederiz. Oradan Fomora'ya gidip orada müsaade ederlerse bir küçük konuşma, etmezlerse dua edip inşallah oradan Allah izin verirse ayrılacağız. O yüzden kardeşler, gelebilenler inşallah gelmeye gayret etsinler. Haklarınızı helal edin. Helal olsun.